Macaristan'ın başkenti Budapeşte 1980 yılından bu yana kutlanan 27 Eylül Dünya Turizm Günü'nü, aralarında Türk hamamlarının da olduğu turistik mekanlarında ve müzelerinde ücretsiz ya da indirimli programlar düzenleyerek karşıladı. Ülkenin en cazip turistik mekanları arasında farklı bölgelerdeki kaplıcalarla Balaton Gölü ve başkent Budapeşte geliyor. 2016 első és 7. hónapja. Macaristanlı yetkililer turist sayısındaki bu artışın nedenini dünyada yükselen jeopolitik gerilimlerin ve Avrupa'yı sarsan terör eylemlerinin uzağında kalmalarına bağlıyor. Nitekim geçen yıl sığınmacıların Batı Avrupa'ya geçmek için en önemli duraklarından biri olan Macaristan, sığınmacı akınını durdurmak için Sırbistan ve Hırvatistan sınırlarına jiletli tel örgü çekmiş, sınır bölgelerinde olağanüstü hal ilan ederek yasa dışı geçişler için uygulanan cezaları artırmıştı. Macaristan Başbakanının güvenlik danışmanı Gyorgy Bakont da Euronews'e ülkedeki polis gücünün sayısını artırdıklarını, terörle mücadele bilgi ve analiz merkezi kurduklarını, Macar ordusunu teröre karşı etkin olacak hale getirdiklerini söyledi. Bakont, Macaristan'ı turistler için güvenli bir ülke haline getirmek için her şeyi yaptıklarını düşünüyor. 2016 yılının ilk 6 ayında Budapeşte'yi yıllık %4 artışla 1 milyon 800 bin turist ziyaret etti. Ocak ve Temmuz ayları arasında Macaristan'a gelen Çek ve Slovak turistlerin oranı %25'ten fazla, Alman, Polonyalı, İngiliz ve Amerikalı turistlerinki ise %4 ila 5,5 arttı. Macaristan'da milli gelirin %10'unu oluşturan turizm sektörünün gelirleri sürekli büyüyor. Sektörde toplam iş gücünün %12'sini oluşturan 500 bin kişi istihdam ediliyor. Bu yıl Budapeşte'yi ziyaret eden turistlerin sayısında kısmi bir artış var. Yabancı turistlerin sayısı artıyor ancak aralarında Asyalı olanların sayısında dikkat çekici bir artış var. Yine aynı şekilde başkenti ziyaret eden yerli turist sayısı da %13 arttı.